Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o klasik video girişimi açıkçası yapmak istemiyorum. Çünkü moraller sıfır. Biliyorsunuz tabii ki çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. Ülke olarak maalesef ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı. Son 500 yılın en büyük depremlerinden biri. Hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da Allah sabır versin diyorum. Yani çok zor bir durum. Ellerimizden geleni yapıyoruz. Dün İzmir Fuar Alanı'nda gerçekten ağlayarak, bağırarak, isyan ederek yardımlarımızı gerçekleştirdik. O yüzden seslerim gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Geçen paylaşmış olduğum videoda evet depremle ilgili hiçbir şeyden bahsetmedim. Çünkü o video otomatik yayınlanmıştı. Daha önce çekmiştim o videoyu ben. Unuttum açıkçası koşturmaktan sağa sola. Video otomatik olarak yayına girdiği için depremle ilgili bir bilgi yoktu. Yani sanmayın ki onursuz, gurursuz, haysiyetsiz, duygusuz bir insan olduğumu. Kesinlikle öyle değil. Ama görüyorum ki videolarım izlenmeye devam ediyor. Belki kripto ile ilgili para kazanma yönleri daha da arttı. İnsanlar bu konulara gerçekten yöneldi. O yüzden ben de birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle videoya geçmeden önce, indikatör anlatımıma geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer süper teşekkür bandında, yani videonun altındaki süper teşekkür bölümünden bana teşekkür babında yardımlarda bulunursanız toplanan tüm parayı AFAD'ın hesaplarına göndereceğim. Ya da isterseniz sizler de oraya gönderebilirsiniz. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü bana gelen videolarda yani çok kötü ya. Çok kötü. Televizyon tabii ki kurallar gereği bazı görüntüleri vermiyor. Çok kötü. Şimdi arkadaşlar sizlerden gelen çok fazla bir yorum var şu konuyla ilgili. Hocam otomatik formasyonları göremiyoruz. Ücretli mi oldu? Evet arkadaşlar maalesef otomatik formasyonlar ücretli oldu. Yani ben de giremiyorum. Mesela şöyle ikili yazdığımız zaman, hatta ikili yazmama gerek yok, double yazdığımız zaman arkadaşlar, mesela çift dipli grafik deseni, çift tepe grafik deseni tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ücretli olmuş. Yani o yüzden çok böyle şunu söyleyeyim ben size, gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm indikatörleri bu yüzden paylaşmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi ücretli oluyor. Hani ben parasını verip tabii ki TradingView'de ekibimizde gold üye olanlar var, onu kullanabiliyoruz ama maalesef bu şekilde anlattığımız zaman ücretli oluyor. Yani neden oluyor bilmiyorum. Birçok trader, birçok YouTuber, bizim gibi arkadaşlarımız bu konuları dile getirdiği zaman piyasa yapıcıları bunları ücretli yapıyor arkadaşlar. Veya da bu indikatörün yazılımını yapan, kurumunu yapan arkadaş indikatörüne olan ilgiyi görünce ücretliye döndürüyor. O yüzden arkadaşlar evet elimizden geldiğince araştırıyoruz. Sizlerden gelen mailleri de okuyoruz. Eğer ücretsiz olanı varsa yayınlamaya devam ediyoruz. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ile ilgili konuşmak istiyorum. Ve şurada gördüğünüz gibi tam 4 tane sayfa var. 4 tane sayfayı da sizlere açacağım ve tüm olasılıkları değerlendireceğiz. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane destek tabanına bir temas var. Direnç bölgesine daha bir temas gerçekleşmedi. Dolayısıyla Bitcoin'in yukarı yönünü salmıyorlar arkadaşlar. Bu bir kere açık ve net. Şimdi eğer 4 temastan sonra kırılım gelirse kırılım sert olur arkadaşlar. Onu öncelikle söylüyorum. Breakout kırılımı gerçekleşir ve bu breakout kırılımı gerçekten çok sert olur. Yani aşağı yönlü kırılım nerede baksanız arkadaşlar 2000 dolarlık bir düşüşe neden olur. Onu öncelikle söylemek istiyorum. O yüzden Bitcoin'i haftalık time frame'de baktığımız zaman arkadaşlar, çok özür dilerim pardon, haftalık time frame'de baktığımız zaman aşağı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Hala aşağı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum ben. Yani bir tepki düşüyor, hala sert bir şekilde olmadı. Yani 20 bin dolarlara kadar düşmesi açıkçası bekliyorum. Ama şu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için Bitcoin'de temaslar destek tabanına gerçekten nokta atış yapıyor. Ve yukarı yönlü salmıyorlar. Dolayısıyla aşağı yönlü sert düşüşler, sert kırılımlar gerçekleşebilir. Şimdi arkadaşlar biz sizlere yaklaşık bir aydır indikatör kombinasyonlarından bahsediyoruz. Birçok videodan bahsettik bu konuları.
Bakın burada benim kullanmış olduğum arkadaşlar, anlatmış olduğum tüm indikatörleri ben burada takip ediyorum. Yani hepsini takip ediyorum arkadaşlar. Tabii ki EMA üstsel hareketli ortalama çok başarılı. Bunu sizlerden gelen maillerde görüyorum. Bunu yıllardır zaten kullanan insanlar da varmış arkadaşlar. Bakın burada mesela ne demiştik? Ut bot alertis, süper trend osilatör ve altlığın mevcut kombinasyonundan bahsetmiştik. Burada da lineer regression candles bandını bahsetmiştik arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar tamamen VWAP trends ve KDJ indikatöründen bahsettik arkadaşlar. Bunların tüm hepsini videomuzda bahsettik. Şimdi hepsinden onayını aldığımız zaman pozisyona girmemiz daha kolay oluyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Mesela baba tren osilatör gördüğünüz gibi yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. KDJ'de de yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. Yani arkadaki background yeşile dönmüş. Linear regression channel bantının en taban bölgesinden yukarı yönlü hareketler gelmiş. Yani yön yukarı yönlü. Onu bir kere söyleyeyim. Hangi pozisyondayız, hangi paritedeyiz? CD8 pozisyondayız arkadaşlar. Burada da şöyle söyleyeyim ben sizlere. UT bot alertisle Linear check lesson bantının gördüğünüz gibi bir kombinasyonu var. Burada ben gerçek grafiğini kapattıktan sonra mevcut arkadaşlar kamu indikatörün üzerinde kapanış gerçekleştikten sonra hemen şunu çizelim. Şunu çizelim. Bakın bu bölgede bir kapanış gerçekleşiyor ve bu bölgede biz işleme giriyoruz. Hangi bölge oluyor? Tam burası. İşte bu bölgede arkadaşlar Linear Regression Candles bandına göre hareket ederseniz bu bölgede işleme girmiş oluyorsunuz. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Hemen kapatalım tekrar. Gördüğünüz gibi çok pardon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölgede mum kapanışından sonra Linear Regression Candles bandının mum grafiğine göre hareket edersek nereden baksanız arkadaşlar sürekli kârdasınız. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Bakın sürekli kârda bırakıyor sizi. Çok az terste bıraktığı hareketler oluyor mesela şuradaki gibi. Ama normalde sürekli kârdasınız. Daha sonra arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman yine UT Board Alertis indikatörünün ve Süper Trend Osilatör indikatörünün arkadaşlar ve AF'lı indikatörün kombinasyonuyla ne demiştik? AF'lı indikatör bizim için çok değerli bir indikatör. Maviye döndüğü zaman arkadaşlar işleme girilebilir diye söylemiştik. Şu an için maviye döndü. Yukarı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası C98 kriptosunda paritesinde yukarı yönlü devam edeceğini söylüyorum. Ama UT Bot Alertis indikatörünü gördüğünüz gibi burada yeşil buy sinyalini yakmış ve yukarı yönlü hareketlerin geleceğini bekliyorum. Tabii ki burada gördüğünüz gibi kanal var. Yukarı yönlü trend kanalı var. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar. Yukarı yönlü trend kanalının üstüne sert bir pump hareketi yaparak tekrar içine düşebiliriz. O yüzden ben yukarı yönlü tek profitimi gerçekten çok şöyle söyleyeyim %20 %25'lik bir seviyeye koydum. Yani 40'a koydum. 0.40 seviyesine koydum. Sert bir hareketle, çünkü zamanında pump yapmış bir coin sert bir hareketlerle yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Daha sonra C98 USDT paritesinde gördüğünüz gibi burada da M32 üstsel hareketli ortalamanın hareketleriyle arkadaşlar gerçekten çok güzel bölgelerde işleme girilebiliyor. Nasıl oluyor? Hemen şunu söyleyeyim. Kanalımız yukarı yönlü hareketimine devam ediyor. Gördüğünüz gibi M32 üstsel hareketli ortalama da çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kanalın altına sarktıktan sonra tabii ki burada insanlar ne yaptı? Short işlem açtı ve short işlemle patladı. Likide oldu. Ve tekrar arkadaşlar kanalın içine girdikten sonra şu pozisyonda, şu mumda gördüğünüz gibi 0.26 seviyesinde bir long işlemi açılabilir. Bir long işlem açıldıktan sonra gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam eder. Veya üstsel hareketli ortalamanın üzerine çıkıp burada açıkçası bir mum kapanışından sonra da bir long işlem açılabilir. Ben açıkçası nerede açtım long işlemi? Tam şu seviyede açtım arkadaşlar. 0.26. Söyleyeyim arkadaşlar 10 bin dolarlık bir işlem açtım. Size temsili bir rakam 14 dolarlık gösterdim. Açıkçası canım da çok sıkkın, yani çok fazla da böyle heyecanlı anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Biraz soğuk bir video oldu ve zaten önümüzdeki günlerdeki videolar da biraz soğuk olacak. Ama duyduklarımı, bildiklerimi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. İşimize devam edeceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada yukarı yönlü hareketlerden sonra eğer üstsel hareketli ortalama kanalın içine girerse o zaman long pozisyonu açabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü mevcut kanalın içine, yukarı yönlü trend kanalının içine girdik arkadaşlar. O yüzden burada long pozisyonları açılabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet arkadaşlar, benim bugün söyleyeceklerim bu kadar, anlattıklarım bu kadar. Bitcoin ile ilgili tekrar söylüyorum. Aşağı yönlü destek tabanına çok fazla temas var. Sert bir şekilde aşağı yönlü düşebiliriz arkadaşlar. O yüzden temkinli olun, hareketlerinize dikkat edin arkadaşlar. Bana kalırsa
destek tabanına tekrar bir hareket geldiği zaman, temas geldiği zaman bir long işlem açıp şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet dilesin. Yaraları acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da Allah sabır versin. Elimizden gelen tüm yardımları emin olun yapıyoruz arkadaşlar. İzmir fuar alanında dün gece yarılarına kadar takıldık. Yardımlarımızı ilettik. Nakit paralarımızı verdik. Şimdi eğer sizler de dediğim gibi yardımlarınızı iletmek istiyorsanız arkadaşlar bana süper teşekkür olarak iletebilirsiniz. Ben de gerekli merciklere, gerekli yerlere bunları nakit olarak iletebilirim arkadaşlar. Hesaplarına gönderebilirim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Aklınızda takılan sorular varsa lütfen yorum bölümünde ve e-mail olarak bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de neyse arkadaşlar boş verin. Kendinize çok iyi bakın.